Merhaba arkadaşlar. Bugün İslam ve Osmanlı İmparatorluğundaki sembollerin büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Özellikle siyah sancaka ve kılıcı kınından çıkarıp çıplak elle tutmanın anlamına odaklanacağız. İslam geleneğinde, Arapçada alem olarak bilinen siyah sancak, bir bayraktan çok daha fazlasıdır. Tarih ve anlamla dolu güçlü bir simgedir. Hz. Muhammed döneminden beri kullanılan bu sancak, savaşlarda liderin varlığını simgelemek ve adalet ve hakikat mücadelesini somutlaştırmak için kullanılmıştır. Şimdi de renginden bahsedelim, siyah. Siyah sadece bir renk seçimi değildir, derin bir mesajı temsil eder. İslam'ın ilk dönemlerinde siyah, yas ve intikamı simgeliyordu. Özellikle Abbasi devrimi sırasında siyah sancak, zulme karşı ve adalet çağrısı olarak kullanılmıştır. Konuyu Osmanlı İmparatorluğu'na getirirsek, kılıcı kınından çıkarıp çıplak elle tutma eyleminin kendine özgü derin anlamları vardır. Bu sadece savaşa hazırlık değildi, sembolizmle dolu törensel bir jestti. Lider, doğrudan bıçağı kavrayarak cesaretini ve fedakarlık yapmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Bu, hem otoritesine hem de halkına doğrudan bağlılığının fiziksel bir tezahürüydü. Bu eylem, bir adalet gösterisi olarak da yorumlanabilir. Lider, adaletsizlikleri kelimenin tam anlamıyla kendi elleriyle kesmeye ve gerçeği savunmaya hazırdı. Canlı bir imaj, değil mi? Soğuk metalin tene değmesi, doğrudan eylemi ve aracısız adaleti simgeliyor. Siyah sancak ve çıplak elle tutulan kılıç sembolleri, cesaret, adalet ve liderlik hikayelerini taşır. Bize İslam ve Osmanlı İmparatorluğunda sembollerin sadece görülmediğini, aynı zamanda hissedildiğini ve deneyimlendiğini ve hem kültürü hem de yönetimi derinden etkilediğini hatırlatırlar. Öyleyse, bir daha bu sembolleri gördüğünüzde taşıdıkları zengin tarihi ve güçlü mesajları hatırlayın. Semboller sadece amblem değildir. Kendi dilleridir. Dönemin değerleri ve mücadeleleri hakkında çok şey anlatırlar. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Bu tarih ve sembolizm yolculuğundan keyif aldıysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar tarihin derinliklerini keşfetmeye devam edin.